Vallahu bima ta'maluna basir. Rabbimiz sizin her yaptığınızı görüyor. Ona göre de bunların cezasını verecek. Evet. Bilmemiz gerek ki Allah her şeyi bilir. Yaptığımız yanlışları da, eksikleri de bilir. Cezayı hak ettiğimiz yerleri de bilir. Fakat ya'lemu lakinu ya'lemu. Biliyor ama halimdir yani. Sonraya bırakıyor. Cezayı hemen kesmiyor. Ve yakdiru lakinnehu yagfiru. Hemen ceza kesmeye de gücü yeter ama mağfiret ediyor. Siliyor yani. Rivayette gelmiş ki büyüklerden birinin kulağına gelmiş. Yahudinin biri vasiyet etmiş. Ben burada öldüğüm zaman beni Kudüs'e götürün. Beytül Mukaddes'in orada defnedin. O büyük zevat Ehlullah demiş ki faya fakale eya kibir. Ne cahil bir insan yani bu. Ezeldeki halden haber yok. Ama alime ennehu lev dufne fi feradisil ula. En yüce Firdevs, dünyada yani Firdevs denilecek en güzel yere defnedildi. Leca'et cehennemu bi enkaliha ve hamalathu ila nefsi. Onu içine alır. Nerede defnedildiğine değil yani bu iş. Denmiş ki insanlar grup gruptur. Birisinin grubu sevabıktır. Yani ezele takılmış kalbi, ezelde her şey oldu bitti diyor. Kul hiçbir şey yapamaz. Artık her şey bitti deyip bu itikat üzerine yaşıyor ki bozuk itikattır. Birisi de ashabul akavakiptir. Onlar da her şeyin sonu Allah katında bellidir. Onun için yap yapabildiğini diyor. Bunlar da yine şeytan eline düşmüş insanlardır. Birileri de ashabul vaktir. Anı yaşayanlar. Ne geride ne ileride. Şu anı. Bu anın hakkını vereceğiz. Bunlar geçmişi de geleceği de düşünmez. Hep şu anı en güzel değerlendirme derdindedirler. Allah'ın verdiği şu andı benim sahip olduğum en güzel. İşte bunlar ehlullah olan insanlardır. Ehlullah yoluna girmiş olan insanlardır diyelim. Onun için denmiş ki el-arifu ibnu vaktihi. Arif vaktin çocuğu. Yani ne demek? Vakitle meşgul. Vakitle meşguldür. Sofi men la madiye lehu ve la mustakbel demişler. Ne geçmişi ne geleceği olan adamdır sofi. Şu anı yaşar. Çünkü bu anın hakkını veren geçmişini telafi etmiş olur, geleceğini de düşünmüş olur. Onu bildikleri için ne mazisi var ne mustakbeli. Bir de dördüncü grup var. Bu da daha bir üst. Onlara da Allah'ın zikri galip olmuş. Hani ötekiler vakti ihya etmeye çalışıyorlar ya. Onlar vakitten geçmiş de vakti koyana dönmüşler. Yani muvakkit olan Allah'a dönmüşler kalbini. Hep Allah ile. Ne vakitle işleri var, ne maziyle, ne müstakbelle. Evet. Allah subhanehu ve adım adım bu yolda bizi ilerletsin. Önce bizim tabii şu an yapacağımız ne? Anı en güzel şekilde değerlendirmek. Yani hep anlatıyoruz yine. İnsanı bedbaht eden, sıkıntıya düşüren hep budur. Allah sana bu anı vermiş. Sağlıklı mıyım? Elhamdülillah. Karnım doydu. Elhamdülillah. İbadetlerimi yapabiliyorum. Elhamdülillah. Şu an başına bir sıkıntı geldi. Kur'an okumak istemiyor canın mesela diye. Veyahut da geldi bir insan sana zorluk çıkarttı. İbadet yaparken bir sıkkınlık geldi falan. Bunları anın kuvvetiyle Allah'a kalbini verip çok rahat atabilirsin. Ama benim işler hep böyle. Hani şimdi insanlar diyor ya bir işte kâr edemedi. Zaten geçen hafta da edememiştim. Ondan önceki hafta da edemedim. Bu böyle şimdi hepsini topladı geçmişi. Ne yaptı? Bugünkü bir sıkıntıydı o kâr edememek bir sıkıntıydı ona. Geçmişlerin hepsini topladı. 100 sıkıntı oldu. Bir sıkıntı biraz üzecekti onu. Allah'a kendini verecekti. Hemen geçecekti. Ama ne yaptı? 100 sıkıntıyı getirdi. Tepesine bindirdi. Şimdi Allah'a verse de kendini bayağı bir uğraşması lazım ki onlar üzerinden atsın. Kendi kendini üzüyor. Keza mutluluk da böyle yani. Allah mutluluğu veriyor eline. Neredesin? Gül bahçesindesin. Sevdiğin bir insanla berabersin. Çay içiyorsun vesaire. Ne yapacaksın? Ya bu harika nimeti Allah verdi bana. Elhamdülillah. Elhamdülillah sümme ve sümme elhamdülillah. Şöyle söylüyor hemen nefis ve şeytan. Yarın burada olabilecek misin? Birazdan gideceksin, ayrılacaksın. Bir daha buluşamayacaksın. Vesaire gibi yani. Ya birazdanın sahibi olan Allah. Birazdan ne lütuflar gelir onu Allah bilir. Rabbimiz diyor ki sen şükret ben çoğaltayım. Şu anın kıymetini bil.
Bir denizin kenarında oturup çay içiyorsan bu nimetin kıymetini bil, Allah'a hamd et. Dostlar meclisinde oturmuşsan bu nimetin kıymetini bil, Allah'a hamd et. Sen hamd ettikçe, şükrettikçe Allah verir. Bugün var, yarın olacak mı bakalım, hastalığına düşme. Eline bir nimet verdi Allah. Araba verdi altına. Bugün işlerini görüyorsun ama yarın yok. Hastalığına düşme yani. Bugün elhamdülillah var altımızda. İşimizi gördük bugün Allah'a şükür. İşimiz bitti. Yarın işine Allah kefildir Celle Celaluhu. Yani Müslüman harika bir düşünce sahibi aslında. Bu dervişlik dediğimiz var ya, müthiş, gamsız insanlardır bunlar. Gamsız ne demek şimdi? Gamsız deyince şey zannediyor insan, kötü zannediyor. Halbuki hayır, alakası yok. Mutlu insanlar. Ne geçmişin üzüntüsüyle dolu, ne geleceğin. Gün ona sen götürüyorsun, bir ekmek verdin, sıcak bayram ediyor. Neden? Bugünkü rızkımızı da Allah sıcak sıcak gönderdi diyor. Elhamdülillah. Bunun gibi yani ufacık nimetlerle seviniyorlar. Ufacık ücretlerle seviniyorlar. Allah'a, ötekine sen 100 milyar veriyorsun. Onun ötekine veriyorsun 100 lira. O 100 lirada ötekine verilen 100 milyardan çok çok daha fazla şükrediyor Rabbine. Çok daha fazla diyor. Böyle insan olmak lazım ki mutlu olalım. Dünyamız da ahiretimiz de mamur olsun yani. Yoksa işte geçmişin sıkıntısını bindir üzerine. Geleceğin sıkıntısını bindir üzerine. Çocuğunla oturmuşsun, ne güzel elhamdülillah. Dün hastaydı, bugün iyi. Bugün iyi, yarın ne olacak? Dün de hastaydı deyip böyle kendini bedbaht etmene gerek yok. Bugün oynuyor, ne güzel bak. Oynuyor, zıplıyor, gülüyor. Ne güzel oynuyorum, çocuğumla beraberim diye. Hamd etmeli insan yani. Resmen hayatı kendimize biz bedbaht ediyoruz. Güzel yola girmek noktasında inat ediyoruz ya, ehlullahın yoluna. Hayatımızı bizzat kendimize biz bedbaht ediyoruz.